Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarınıza nasıl çift ekran, çift monitör bağlayabilirsiniz? Onu detaylı bir şekilde göstereceğim ve anlatımını yapacağım. Arkadaşlar siz de şimdi anlatacaklarımı harf harfine uygularsanız emin olun ki siz de çift ekrana sahip olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olursanız sevinirim. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, sizin ilk önce ihtiyacınız olan şey bir ekran kartı. Niye bir ekran kartına ihtiyacınız var diye söyleyeyim. Bunu sadece anakart üzerindeki portlarla yapamazsınız. Veya ekran hem ekran kartınız hem de anakarta bağlayarak yapamazsınız. Çünkü bunun sebebi bilgisayardan görüntüyü aktaran tek şey anakartta ekran kartı bağlıyken ekran kartıdır. Şöyle diyenleriniz olacak: lan ekran kartsız bilgisayar mı olur? Evet, oluyormuş. Ekran kartından sonra ihtiyacınız olan şey 2 adet monitör, yani 2 adet ekran. Bu televizyonda olabilir, monitörde olabilir veya bir ufak bir şey de olabilir. Yani ekran olsun ve üzerinde HDMI, artık ekran kartınızdaki neyse ona göre, portu üzerinde bulunsun. Bu önemli detayları verdikten sonra isterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen nasıl yapıldığını size göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarın arkasına geldik. Ekran kartımızın bulunduğu yere geldik. Şöyle bir odaklayabilsem çok iyi olacak. Burada gördüğünüz DisplayPort, bu ikisi de HDMI portları. Bizim şu anda bir tane HDMI'miz var. Bir tane 60 Hz'lik bir tane televizyonum var. Bunu bu şekilde buraya taktık. Şurada gördüğünüz DisplayPort'um da var. Bunu da 75 Hz'lik monitörü kullanıyorum. Bunu da DisplayPort'a taktım. Diyelim ki sizin bilgisayarınızda HDMI var ama monitörünüzde HDMI yok. Bunun için de araya dönüştürücüler girecek arkadaşlar. Dönüştürücüleri kullanabilirsiniz. Bu dönüştürücüler şuna yarıyor. Dediğim gibi, yani display portunuz var, monitörünüzde display portunuz yok. Display porttan atıyorum DVI'ya veya HDMI'ya veya VGA'ya çeviriyor. Bu kadar basit yani. Şu anda hemen hemen her şeyin dönüşüncüsü internette mevcut. Burada bir tane DVI'miz var. Biz bunu asla kullanmayacağız. Burası anakartım. Anakartımda gördüğünüz gibi bir tane DVI var. Yanlış bilmiyorsam bir tane HDMI var. Ama bildiğim kadarıyla anakartlarda bu çift ekran kullanmak pek sağlıklı olmuyor. Biz size tavsiyemdir yani, tamamen ekran kartıyla girin. Zaten başka da oluyor diye bilmiyorum. Çok araştırma yapmadım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi kablo bağlantımızı yaptıktan sonra bilgisayarımızdan şu şekilde sağ tık yapıp buradan görüntü ayarları kısmına bir kere tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada şimdi bu şekilde görünüyor. Sizde yalnızca bir üzerinde göster diye bir seçenek vardır arkadaşlar. Bunu aynen bu şekilde, bu ekranları genişlet diyeceksiniz. Bir kere tıklıyorum. Şu an yakın çekim göstermişimdir. Ve diğer ekranımız da geldi arkadaşlar. Bu kadar basit. Değişiklikleri konu bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birinci ekranımız sağdayken eğer ki fareyi diğer ekranımıza sola götürürsek hemen soldan çıkabilir. Aynen şu an gördüğünüz gibi. Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi tanımlaya basıyorum. Birinci ekranımız burada. İkinci ekranımız da burada. Aynen bu şekilde. Eğer bunların yerini değiştirirsek birinci ekran burada soldayken ikinci ekran ise soldayken aslında sağda gibi olacak. Artık fareyi sağdan götürdüğümüzde soldan çıkmış olacak. Ve biz bunu çok istemiyoruz. Monitörünüzün yerine göre değişiyor. Gördüğünüz gibi buranın temel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda iki monitöre sahibiz. Bunu çoğunlukla Twitch yayıncıları kullanıyor veya ne bileyim editle işi olan kişiler yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Bu kadar basit yani. Yapılabilecek başka bir şey yok. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla bu tarz şeklinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum yaparak bana belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.